Kahvaltı hazır yavrum. Yemeyeceğim anneanne. Ben şey değilim. Evladım. Kaç gün daha yemeyeceksin? Hı? Aç karnına daha ne kadar kalacaksın? Bak, senin babana destek olman lazım. Baban dağıldı gitti. Sen de dağılırsan ne olacak oğlum? Ha? Ayşe abla öldü. Cevdet amca kendini öldürdü. Ya bizim yaşadıklarımız olsa olsa ancak bir kabus olur. Sürekli bir kabusun içindeyiz. Hani sen böyle yapınca, yani bu odalardan falan çıkmayınca, hiçbir şey yemeyince her şey düzelecek mi sanıyorsun? Çıkınca düzelecek mi? Hayat devam ediyor. Hepimiz üzüldük, ağladık, kederlendik. Ama dışarıda her şey devam ediyor. Bak yavrum, ben çok yakınımı kaybettim. Çok acılar çektim. Sevdiğim adamı kaybettim. Eşimi, dedeni. Ama yaşamaya devam ettim. Hayattaki en değerli varlığı. Anneni kaybettin. Yaşam devam etti. Bu böyle bir şey işte. Babanın tutunacak tek dalı sensin. O dağıldı gitti. Ama sen de dağılırsan ne olacak? Senin ayağa kalkıp ona sahip çıkman lazım. Değil mi ya? Kalk. Ona destek ol. Tam zamanda geldim. Ben de kahvaltıyı hazırlamıştım. Ben bir şey yemeyeceğim Semra Hanım. Evladım siz baba oğul beni delirtmek mi istiyorsunuz? Baba oğul derken? Hı. Ozan da iki gündür hiçbir şey yemiyor. Öyle sessiz sedasız giriyor çıkıyor hayalet gibi. Üstelik sen onun bu halini bile fark edememişsin. Aferin. Belediye Başkan Adayı Cevdet Dağıstan'ın intiharı sosyal medya üzerinde dün en çok konuşulan konu oldu. Aracında kalbine sıktığı kurşun hayatına son veren Dağıstanlı, sevenlerine pişman oldu. Baba kahvaltı yapalım mı? O zaman çayın altını açayım. Baba niye böyle oldu? Yanlış yaptım be oğlum. Yanlış yaptım. Ben yaptım diyecektim. Şimdi bütün sevdiklerimiz hayatta olacaktı. Sensiz mi kalacaktım? Bilmiyorum oğlum. Ama bu yaşananlar çok ağır ya. Çok ağır. Böyle susunca bir şeyler geçiyor mu? Geçmiyor oğlum, geçmiyor da. Konuşunca da geçmiyor. Açmayalım bu mevzuları, zaten zor ayakta duruyorum. Ne olacak şimdi? Ne olacak? Meta'nın duruşması var ya, onu diyorum. Kurtaracağız işte oğlum. Kurtaracağız oğlunu. Sonra da buradan çekip gidelim diyorum ben. Nereye? İşte ne bileyim. Ozan nereye isterse. Satalım evi, arabayı. Hayata yeniden başlayalım. Sıfırdan o zaman. Sen ciddi misin? Benim düşündüğüm bu işte. Burada kaldığımız sürece kaybettiğimiz insanların anılarında boğulacağız biz o zaman. Babamızı nereye çevirsek onlardan birini göreceğiz. Belki bununla yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor ama ben yapamıyorum ya. Bana çok ağır geliyor. Sakin ol Ömer. Ama bu süreçte hızlı karar almamalısın. Benim için sıkıntı yok yani. Ben babamla her yere varım. Ya oku. Sorun değil ya. Önemli olan bizim şu anda akıl sağlığımızı korumamız. Haklısın Ömer. Haklısın da bu mahkeme sürecinde senin daha sakin olman gerek. Zaten yeteri kadar çamura battık.
Bizim bir an önce bu adamdan kurtulmamız gerekiyor. Babam üstesinden gelir, ben diyorum. Kapı mı çaldı ya? Bilmem, ben bir şey duymadım. Bir bakayım, bakalım. Bir bakayım. Yasemin. Nasılsın? Çok iyi değilim Yasemin. Arkadayız, kahvaltıdayız, gel. Yasemin gelmiş ya. Hoş geldin yavrum. Dur sana bir tabak koyayım ben. Yok yok, rahatsız olma Yasemin Hanım. Ben halledeceğim onu. Peki. Hoş geldin abla. Hoş bulduk. Nasılsın Ozan? İyi olmaya çalışıyorum. Sen? Yani ben de Ayşe'nin ruhunun huzur bulması için çalışıyorum. İşte o zaman rahat edeceğim. Ve Cevdet'in kendini öldü. Tamam. Ne içersin? Çay. Çay. Aa, bu yeşillikleri gelirken aldım. Organikmiş, çok lezzetli. Al bence. Teşekkür ederim. Sen ne yapacaksın? Buradan büroya mı geçeceksin? Evet, evet. Ben de adliyeye geçerim. Bu fundanın dava dosyaları bende. Bir bakarım neler var, neler yok. Biliyorsun, yarın Metan Demirkaya'nın davası var. Savcının yanında olacağım. Ya keşke hiç bulaştırmasaydım ben seni ona. Yo, iyi yaptım. Adalet yerini bulmalı onlar. Ve ben bunun için sonuna kadar mücadele edeceğim. Lütfen sen de et, olur mu? Yani eski Ömer gibi davran ve hiçbir şeyden korkma. Ya olması gereken neyse öyle yapacağız tabii ki yani. Yeter ki bizim deliller suçu ispat edebilsin. İspat etsin ya. Ne demek bu işin? Ne demek oluyor? Sen benden adil davranmamı beklemiyor musun? Ben de öyle. Ama eğer kanıtlar onun yaptığını göstermezse o zaman ben adaletli davranmış olmam, öyle değil mi? Ömer, Ayşe bunun için öldü. Hepimiz biliyoruz bunların yaptığını. Neyse, arayacağım seni. Efendim? Kim? Ne vasiyeti? Anladım, tamam. Nerede? Tamam, ben gelirim oraya. Hayırdır, vasiyet dedin de? Ya bu Cevdet'in vasiyetiyle ilgili aradı avukatı. Anladım. Herhalde bu mezarlık içinde... Ben halledeceğim. Ben halledeceğim.